Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yum Kafe özel programına ve tabii ki sadece işletmeler değil, kurumlar değil, kuruluşlar değil, akademisyenler değil. Aslında Güney Kariyer Fuarı'nın başrol oyuncularından bir tanesi tabii ki öğrenci arkadaşlarımız diyelim. Ve bakıldığında aslında şöyle Güney Kariyer Fuarı diyoruz. Güney'deki üniversiteler vesaire hatırlayacaksınız. Kocaeli Üniversitesi'nden de arkadaşlarımız olmuştu. Ve şimdi karşımızda bir arkadaşımız var. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nden buraya gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdi. Hoş buldum. Seni tanıyalım. Ben Hatice Edimli. Boğaziçi Üniversitesi psikoloji öğrencisiyim. Hazırlık sınıfındayım daha. Ispartalıyım. O yüzden şu an Isparta'dayken hemen katılmak istedim. Çok da mutluyum burada olduğum için. Neler hissediyorsun? Bir kere çok heyecanlı. Dün de geldim aslında. Ama bugün yine yeni şeyler var. Yeni fuar alanında gezdiğimiz standlar vardı. Başka konferanslara katıldım. O yüzden hem çok bilgilendirici, hem çok heyecanlı, hem de çok güzel bir gün bence. Değil mi? Dolu dolu geçince o heyecanla da aslında sonradan fark ettiğimiz firmalar oluyor yani. Evet, dün çoğunu fark etmemişiz. Bu da mı varmış diye. Doğru, bir de inanılmaz bir yoğunluk var. Sen de takdir edersin ki. Peki, Güney Kariyer Fuarı bakıldığında, işte bundan önce Antalya'da yapılmıştı. Şimdi Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapılıyor. Sen bir Boğaziçili ve Ispartalı olarak neler söyleyeceksin? Neler söyleyeceğim? Çok mutluyum öncelikle. Isparta'da daha önceden, yani bir 5-10 yıl öncesinde ben daha çok buradayken çocukluğumda pek bir şey yoktu. Katılabileceğimiz etkinlikler, fuarlar pek düzenlenmiyordu. O yüzden duyunca çok mutlu oldum. Çünkü Antalya evet büyük bir şehir, evet orada da çok fazla şey yapılıyor. Ama Isparta'da da yapılması gerekiyor ki burada da öğrencilerin katılabileceği özellikle ve geliştirebilecekleri kendilerini bir alan olması. Bunun bu fırsatın sağlanması, özellikle SDYÜ'nün de burada ev sahipliği yapması bence çok güzel. Ben çok mutlu oldum kendi adıma. Ve bir Boğaziçi'li olarak her zaman da İstanbul'da olmak gerekmediğini veya illaki büyük şehirlerde bir şeylere katılmak gerekmediğini, aslında Türkiye'nin her yerinde böyle şeylerin yapılabileceğini görmüş oldum. Kesinlikle öyle. Şimdi sen hazırlık sınıfındasın. Evet. Ama en azından böyle, evet kariyerime şu yoldan, şu şekilde, şurayla devam edebilirim diye hafif de olsa bir yön çizmeye başlamışsındır diye düşünüyorum bu kadar çok firmayı görünce. Tabii ki. Çünkü çok fazla alan olduğunu görmek aslında şimdiden görmek iyi oldu benim için. Çünkü 3. 4. sınıfta karar vermeye çalışınca işler biraz daha aceleye geliyor. O yüzden de 3. 4. sınıf biraz geç olabiliyor. Şimdiden en azından sadece kendi alanım değil, kendi alanım dışında da mesela turizm olsun, işletmeyle ilgili bazı firmalar vardı. Onlarla ilgili de bir sürü bilgi almak benim için çok iyi oldu tabii. Kesinlikle. Birçok endüstri firması var. Evet. Endüstri psikolojisine oradan direkt böyle gidilebilir değil mi? Düşündüm ben de onları. Kesinlikle. Peki ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Yani bir Boğaziçi'li arkadaşımızı alıp aynı zamanda bir de Ispartalı bir arkadaşımızın olması en azından o iki tarafı harmanlayabilecek güzellikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sana çok fazla mani olmadan şöyle bir devam et gezmeye. Kendine çok iyi bak. Evet, gezilecek çok yer var. Peki. Şimdi görmüş olduğunuz gibi öğrenci arkadaşlarımıza da mikrofon uzatıyoruz. Paydaş üniversiteler diyoruz sadece ama aslında bakıldığında sadece paydaş üniversitelerden değil, Türkiye'nin birçok ilindeki birçok üniversiteden arkadaşlarımız Güney Kariyer Fuarı'nda gezinmelere devam ediyor diyelim. Ve bir sonraki bölümde karşınızda olalım tekrardan. Bekleyin.